Yeni yasama yılı siyasette ılımlı esen rüzgarlarla başladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul salonunda ayakta karşılayan CHP grubu, hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yaptığı ziyaret. İki görüntü de çok konuşuldu bugün. Bahçeli'ye gazeteciler o ziyareti sorduğunda MHP lideri şu yanıtı verdi. Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Çarpıcı bir mesaj, çok da net ve yeni döneminde ilk sinyali gibi. Bahçeli meclis kürsüsünden sert sözlerle eleştirdiği CHP lideri Özgür Özel'le de açılış resepsiyonunda bir aradaydı. Ilımlı hava orada da devam etti. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok, herkes doğru bildiğini savunuyor. Yeni bir döneme giriyoruz. Görüşmek üzere. İşte yeni dönemin ilk sinyali de Meclis Genel Kurulu'nda verildi. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına gitti. Annesi vefat eden DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'a taziyede bulundu. Bahçeli diğer DEM Partililerle de tokalaştı, bir süre sohbet etti. Mecliste yeni yasama dönemi açılışı için milletvekilleri öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı özel oturumda bir araya gelmişlerdi. Şimdi ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen meclis resepsiyonunda buluştular. CHP'lilerin Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılaması, MHP liderinin de DEM Partililerle tokalaşması çok sık rastlanan bir görüntü değildi. Haliyle meclisin açılış resepsiyonunda da gündem siyasetteki ılımlı havaydı. Bahçeli'ye özellikle soruldu DEM Parti sıralarını ziyareti. MHP liderinin yanıtı dikkat çekiciydi. Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel kurul salonuna girdiğinde dakikalar önce grup kürsüsünden kendisini hedef alan Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşmıştı. İki isim resepsiyonda da bir araya geldi. Ilımlı hava orada da devam etti. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği olur. Önemli olan herkes doğru bildiğini savunuyor. Saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Görmeden görüşmek üzere.